1402'nin baharında Anadolu'ya giren Timur, Kemah Kalesi'ni alarak Sivas'a geldi. Yıldırım tokatta ordugah kurmuştu. Ama her iki tarafta bu bölgede bir savaşa yanaşmayarak, Kızılırmak'ın kuzeyinden ve güneyinden batıya doğru uzun ve gergin bir yarış başlattılar. Bu, askerlerinin çoğu yaya olan Yıldırım'ın aleyhineydi. Ankara'ya gelindiğinde günlerce süren, hızlı yürüyüşten, yorgun düşen ve su sıkıntısı çeken Osmanlı ordusuna karşılık, Ordugahını iki gün önce çubuk çayı kenarına kuran Timur, su kaynaklarını ele geçirmiş, sayıca ve donanımca mükemmel durumdaki ordusunun askerlerini ve hayvanlarını yeterince dinlendirmişti. Gerekçesi ve amacı, sen mi üstünsün ben mi üstünüm den başka bir şey olmayan ve günümüzün iddialı futbol maçlarını ya da kazanılanların yitirilmesine neden olacak resleşmeleri hatırlatan, inandırıcı nedenleri olmadığı halde Ciddi sonuçlar doğuran bu kaçınılmaz savaş Çubuk Ovası'nda gerçekleşti. Yıldırım Vezir Ali Paşa'nın yaygın savaş önerisini benimsemeyerek ilk önemli hatayı yaptı. Üstelik ordusundaki Kara Tatarların ve kimi beylerin Timur'la anlaştığını ve savaş başlayınca saf değiştireceklerini de bilmiyordu. 28 Temmuz uzun gününün erken saatlerinde başlayıp akşam karanlığına değin süren savaşın öğleden sonraki evresi Timur'un galibiyetini giderek büyük bir zafere dönüştüren taktiklerle gelişti. Yedek birlikler, kumbaracılar, zırhlı alaylar ve fil filosu da savaşa girdi. Yaz sıcağındaki savaş ortamında Osmanlı ordusunun susuz bırakılması, Yıldırıma hiçbir şans olanağı bırakmayan en ciddi sorundu. Olasılıkla Timur'un casuslarınca kandırılan şehzadeleri de kendi birlikleriyle savaş meydanından uzaklaşınca Yıldırım az sayıda süvariden oluşan Hassa bölüğüyle Timur kuvvetlerinin ortasında kaldı, karanlık bastırıncaya kadar savaştı. Oysa binlerce Moğol askeri tarafından sarılmıştı ve bu çemberi yarması olanaksızdı. Son çare olarak kaçmayı denediyse de atıyla yere kapaklandı. Ordusunun yenilgisinden daha kötü bir pozisyonda ve perişan halde tutsak edildi. Bu ilginç savaşı ayrıntılarıyla betimleyen Timur'un Fetihnamesi'nde Bayezid'in bir gürz darbesiyle atından düşürülüp yakalandığı, "Ben Sultan Bayezid'im. Beni sağ olarak hükümdarınıza götürünüz." demesi üzerine elleri bağlanarak Timur'un çadırına götürüldüğü, Timur'un kendisini iyi karşıladığı, oğulları Mustafa ve Musa ya da İsa çelebilerin de muharebe meydanında bulunup getirildikleri yazılıdır.